biliyorsun 8 ay sonra yerel seçimler var. Evet. 2024 seçimleri heyecanı başladı. Zafer Partisi olarak sizin çalışmalarınız nasıl, planlarınız nasıl? Zafer Partisi olarak yerel seçimlerde 14 ilçe ve büyükşehirde belediye başkan adaylarımızı çıkaracağız. Şu anda Çifteler, Tepebaşı, Odunpazarı ve Büyükşehir belediye başkan adaylarımız belli. İleriki aşamalarda bunların isimlerini de zikredeceğiz. Tanınan isimler. Tanınan isimler, halkın içinden olan isimler, halkın nabzını tutan isimler. Yani iyi de bir oy alacağımıza inanıyoruz. Biz olası bir ittifak olursa, en son Millet İttifakı'yla Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir ittifak yapmışsınız. Eskişehir'de yerel seçimlerde de bu olursa adaylarınız gerçekleşir mi? Millet İttifakı'yla değil, düzeltelim. Kemal Bey'i destekledik. Biz Kemal Bey'i destekledik. Evet. Yani ya ben yanlış söylemedim. Yani bunun için erken konuşmaya gerek yok. Ama genel merkez ne derse diyorsunuz? Tabii genel merkezimiz neyi uygun görürse o şekilde devam ederiz. Efendim biliyorsunuz Yılmaz Büyükerşen 24 yıldır Eskişehir'i yönetiyor. 25. yıla girecek. Doğru. Yeniden adayım dedi. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani Yılmaz Bey, Yılmaz Hoca Eskişehir'e, Türkiye'ye, yani dünyaya mal olmuş bir belediye başkanı. 20 yıldır belediye başkanlığı yapıyor. Başarılı mı? Başarısız olduğu yerler de var. Başarılı olduğu yerler de çok fazla. Ama şöyle söyleyeyim, 86 yaşındasınız. Artık bu işin nirvanasına ulaşmışsınız. Bence nirvanadayken bırakmak daha doğru olur. Lakin Yılmaz Hoca siyasetin iyi bildiği için ve arkalarından da yetiştirdikleri kimse olmadığı için aday olacak gözüyle bakıyorum ben. Ardından da meclis çoğunluğunu da sağlasalar tekrar bir yapılanmaya gireceklerdir diye düşünüyorum. Niye Ahmet Ataç'ı yetiştirmedi mi? Şimdi Ahmet Ataç, evet haklısınız. Ahmet Ataç'ı Büyükşehir Belediyesi'ne getirdi. Ahmet Ataç'ın yerine kimi getirecek? Çıkar birileri koskoca. Tamam çıkardılar ama şöyle söyleyeyim bakın. Odun pazarında konuşabiliriz. Bazı isimler zikredebiliriz ama Tepebaşı ve Büyükşehir Belediyesi'nde parlatılmış isimler yok. En büyük hataları oydu zaten. Marka isimleri yok diyorsun. Tabii yani marka isimler yok ve bunun içinde hiçbir şekilde çalışmadılar. Böyle bir siyasi acemiliği de neden yaptılar bilmiyorum. Ama bunun farkına vardılar ve şu anda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin aynı belediye başkanlarıyla aday çıkarmasının tek sebebi de bence bu. Evet. Odun pazarı karışık olacak diyorsunuz. Kesinlikle karışık. Evet, Nebahat Tipoğlu'nun açıklamaları vardı. Yılmaz Hoca canlı yayında yanıt verdi. Nebahat Tipoğlu bir daha açıklama yanıt verdi. Bu gelişmeleri takip ettiniz mi? Eskişehir'de herkes o gün ulusal medyayı takip etti, canlı yayını takip etti. Siz izlediniz mi? Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Herkes işini yapsın. Bu halk, bu millet Nebi Bey'i ne için, Sayın Hatipoğlu'nu ne için seçti? Git mecliste bizi temsil et diye. Ama ne yazık ki Nebi Bey oylamaya dahi katılmadı. MTV ile alakalı. Şimdi bence Nebi Bey'in artık şunu yapması lazım. Artık yanındaki danışmanları mı dersiniz? Sizi yanlış yönlendiriyorlar. Böyle popülerize bir vekil olamazsınız. Yani bırakın siz kendi işinizi yapın. Yereldeki siyaseti de yerelde olan il başkanlarınız, ilçe başkanlarınız yapsın diye tavsiyede bulunuyorum. İkincisi Nebi Bey işte Odun Pazarı ve Tepebaşı'na aşevi yapacağım dedi. Maaşımı oraya bağışlıyorum. Birkaç tane iş adamıyla beraber Nebi Bey yani bunu vekil olmadan önce de yapabilirdiniz. Birincisi bu. İkincisi bu millet sizi meclise aşevi yapasınız diye göndermedi. Aşevine muhtaç olmayan insanlar bir halk oluşsun diye gönderdi. Siz şimdi işte
kendinizle alakalı bazı söylemlerde bulunuyorsunuz. Evet, Eskişehir Spor'a hizmetiniz olmuş, Eskişehir'e mal olmuş bir iş adamısınız. Lakin bu tür davranışlar bence Nebi Bey'in kendisine zarar verir. Yani bu, ben bir şey daha söylüyorum. Genel merkez nezdinde de Nebi Bey'e de bir yalanlama bir şey gelmedi. İşte ya işte partimizin görüşlerini temsil etmemektedir. Evet. Evet, böyle bir yanıt geldi. Bence genel merkez de bu konuşmalardan rahatsız, ama İyi Parti'de şu oldu ya. İyi Parti Burjuva Partisi oldu. İyi Parti'de parası olan milletvekili oldu. Ve vekilleri işte görüyoruz. Gaziantep'te de bir milletvekilleri var aynı şekilde. Burada da bir vekilimiz var aynı şekilde. Bence bu yoldan dönmesi lazım. Ha, eğer bu iyi, yani muhalefet kısmını bence Nebi Bey şaşırmış. AK Parti, yani iktidarda olan bir Cumhur İttifakı var. Bu Cumhur İttifakı'nın da birçok hataları var. Mecliste bunları konuşmasını tavsiye ediyorum kendisine. Vallahi meclis bir ikine kadar tatile girdi, onu söyleyelim. Yani meclisten ziyade haber kanallarında da bunu yapabilir. Çünkü duyuyoruz, basınla da evinde toplantılar falan düzenliyor. Gücü de yerinde yapabilir. Bunları daha bu halkın vekili olmak istiyorsa bu şekilde yapması daha doğrudur. Efendim, Zafer Partisi'nde Disney Plus'ı boykot ediyorlar. Evet. Bilgi alabilir miyiz? Yani sadece Zafer Partililerin değil, Disney Plus'ı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, tüm insanların, tüm halkın boykot etmesi gerekli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizim bir değerimizdir. Ermeni lobisine boyun eğmeyiz. Benim de Disney Plus üyeliğim vardı, iptal ettim. Ve tüm halkımızın da bunu iptal etmesini diliyoruz. Bir ikincisi, bizim Çanakkale, 8-9 Ağustos'ta bir Çanakkale gezimiz var. Geçen yıl da aynı şeyi yaptık. Milli şuur açısından gençlerimizi topladık. Geçen yıl 8000 civarı gencimiz toplandı. Bu yıl daha fazla olacağına inanıyoruz. Orada 57. alayda toplanıyoruz. Geceyi orada geçiriyoruz. Ertesi günde anafartalara yürüyüş düzenliyoruz. Tüm gençlerimizi davet ediyoruz. Otobüslerimiz ücretsizdir. Buyursun gelsinler. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.